Akif Peki 23 Şubat 2023 karar. Simpson'lar depremi nasıl bildi? Memleketin önde gelen yer bilimcileri kaç yıl geriden Maraş depremini nasıl bildi diyen yok. Profesör Celal Şengör, Profesör Naci Görür, Profesör Cenk Yaltırak gibi hocalar gün ve saat veremiyorlar ama olacak depremleri neredeyse şiddet ve büyüklüğüne kadar tutturuyorlar. Nasıl tutturduklarını merak eden yok. AFAD'ın 2019'da Soylu Başkanlığı'nda yaptığı Maraş Pazarcık merkezli deprem tatbikatı tam isabet çıktı. Yıkılacak otel bile öngörülmüş, arama kurtarma faaliyeti icra edilmişti. AFAD merkez üstüne kadar nokta atışı nasıl bildi soran yok. Deprem mühendisi Profesör Mustafa Erdik, 2010'daki Şili depremi 9.2 büyüklükle 500 kişi öldürürken bizde 7.7'lik depremin neden daha ölümcül olduğunu anlatıyor. Bizdeki asrın felaketi ise onlardaki neydi? Niye Şili'de de asrın yıkımına yol açmadığını Profesör Erdik nereden bildi? ilgilenen yok. Amerika Birleşik Devletleri çizgi dizisi Simpson'lar 2005'te yayınlanan bir bölümünde Türkiye'ye selam göndermiş. Türk bayraklı bir Türk gemisine düştükleri için Tanrı'ya şükrediyor Simpson'lar. Geminin adı Ankara. Bölüm İstanbul'lu bir şarkıyla bitiyor. Bir yerde de kaptan Kahramanmaraş'a DVD yetiştirmekten söz ediyor. O kadar. 18 yıl önce yayınlanmış ve depremle, yardımla, uzaktan yakından alakası yok. Değil bahsi, iması dahi geçmiyor. Fakat bir merak bir merak her ortamda sözü getirip soran biri çıkıyor. Simpsonlar Maraş depremini nasıl bildi? Gel de bunun asrın kehaneti olmadığını anlat bakalım. Hadi çok bilmiş anlı şanlı hocalar da cevap versin, verebilirlerse. Pirincin taşını ayıklayabilene aşk olsun. Anadolu Ajansı teyit hattı bile konuyu açıklığa kavuşturma gereği duymuş. Oturmuş, bölümü izlemiş, diziyi araştırmış. Bunun öyle sanıldığı, gösterildiği gibi bir deprem kehaneti olmadığını anlatmaya çalışmış. Kime ne anlatıyorlarsa 2020'deydi. Beyrut limandaki korkunç patlamayla havaya uçtuğunda Lübnan yetkilileri çıktı, ihmalden kaynaklandığını söyleyerek sorumluluğu üstlerine aldılar. Dünya ikna oldu, saygıyla karşıladı. Ama bizde kabul edilmedi bu itiraf. Hayır olamazdı. Büyük resmi görenler hemen devreye girdi. Yıkılan, enkaza dönen Beyrut olsa da asıl hedef muhakkak Türkiye'ydi şer güçlerce saldırıldığını, altında İsrail ve veya Amerika parmağı bulunduğunu, bizi durdurmak için yaptıklarını dünyaya derhal ilan ettiler. Maraş depreminin 18 yıl önce Amerika'da planlanıp henüz anlaşılmayan bir maksatla Simpson'lara sızdırıldığına inanılır mı? İnanılabiliyor, bizzat rastladım. Lübnan'daki faciayı bile Lübnan yetkililerine üstlendirmeyen kafa Türkiye'deki felaketi bizim yetkililere mi üstlendirecek? Emperyalizm bu. Patlayıcı deposundaki patlamayı kazaya bırakır mı ki depremi bıraksın? Tabi ya gizli düşman bir esrar perdesinin arkasından düğmeye basmış. Ya harple vurmuş ya da uzaydan itekleyip tetiklemiştir. Bizim gizemini çözemeyeceğimiz büyük sırlardan biri daha. Simpsonlar başka nasıl bilecek ki? Hain televizyonlar olmasa afet ne müthiş yönetilirdi. Deprem yayınları olmasa deprem hiç yaşanmamış gibi olacak zannediliyor galiba. Cici ekranlarda yıkılmayan kahtayı göstererek yıkılan Adıyaman'da hayatı normale dönmüş gibi gösterebilirsin. Depremzedeleri konuşturup saray yavrusu gibi çadırda beş yıldızlı gemide konaklattıkları, sırtlarına mont giydirip karınlarını üç oyun doyurdukları için yöneticilere teşekkür de ettirebilirsin. Fakat çadır sıkıntısının hala devam ettiği, iki haftadan fazladır açıkta bekleyenlerin olduğu, NATO'nun daha dün Pakistan'dan imdadımıza çadır yetiştirmeye çabaladığı gerçeğini değiştirebilir misin? Bizimkilerin tanıklığıyla yazmıştım. Ertesi gün helikopterle dağ köylerine ekmek, battaniye, çadır indirilen 1971 Bingöl depreminde bile böyle memnuniyet görünmedi yardımların gecikmesinden, yetersizliğinden şikayet ediliyordu. Ve anlayış, özür, teşekkür bekleyen taraf yine de devlet değil, depremzedeydi. Hain televizyon yayınları olmasa bu ilişki terse çevrilebilecek sanılıyor. Depremzede devlet yetkililerine büyük bir minnetle teşekkür ettirilecek. Bu da gayet doğal, olması gerekenmiş gibi sunulabilecek halka. İşi bozan televizyonlara yine cezaları kesildi. Şükretsinler buna. Ratingleri kazara sıfırlanabilirdi de. KRT'de geçen perşembe başımıza geldi. İki ve üstü ortalamaya gelen izlenme paylarını sıfırlandığında izleyici hiç izlememiş gibi mi olacak sanki? Hafızalarından silinecek mi görüp duydukları? Yok sayılan ortadan yok olsa, göstertmeyip söyletmeyince çadır sıkıntısı kalmasa, şu afetler miş gibi yaparak ne müthiş idare edilirdi oysa yalan değil akif peki